Şeytan bir kişiyle beraberdir. İki kişiye gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Eş-şeytanu ma'al vahidi ve huve anil isneyni eb'adu." Şeytan bir kişiyle beraberdir. İki kişiye gelince şeytan iki kişiden daha uzaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hadis-i şerifte: "Eş-şeytanu zi'bul insani ke zi'bil ganem ya'khuzu min eş-şatil qasiyati daniye." Sürünün kurdu olduğu gibi insanoğlunun kurdu da şeytandır. Ve kurt sürüden geride kalan ve tek kalanı kaptığı gibi şeytan da Müslümanların sürüsünden tek kalan ve geride kalanı kapar. Er-rakibu şeytanun ve'r-rakibani şeytanani ve'l-selasetu rukab. Tek başına yolculuk yapan adam şeytandır. İki kişi olarak yolculuk yapanlar şeytandırlar. Üç kişi yani cemaat, topluluk oldukları zaman artık onlar bir topluluk olmuş ve şeytanın esaretinden kurtulmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İza kuntum selaseten fi sefer fe'emiru aleykum ahadakum." Bir yolculukta üç kişi olduğunuz zaman mutlaka aranızdan birini kendinize emir olarak seçiniz. 100 kilometrelik, 200 kilometrelik bir yolculukta bile Müslümanın bireysel hareket etmesine razı olmayan mutlaka bir emir seç ve onun komutası altında cemaat olarak yolculuğunu yap diyen bir peygamberin 60 yıllık, 70 yıllık ömrü tek başına yaşayabilirsin. Nasıl istiyorsan öyle davranabilirsin demesi sizin aklınıza yatıyorsa peygamber ruhsat verir demektir. Yok aklınıza yatmıyorsa, ki bence aklı başında olan bir adamın aklına da yatmaz bu durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şeye ruhsat vereceğini zannetmiyorum kesinlikle. Onun için her Müslümanın akidesinden ve ahlakından emin olduğu bir cemaat ile mutlaka hareket etmesi gerekir. Hem kendini korumak için hem de içinde yaşamış olduğu toplumda Müslümanların emekleri zayi olmasın, Müslümanların enerjileri zayi olmasın diye bunu yapmak zorundadır. Kıymetli kardeşlerim, bakın bugün bütün dünyada bütün kötülük hareketleri bireysel olarak değil, mutlaka toplumsal olarak hareket ediyorlar. Nerede bir şer varsa dikkat edin, mutlaka bir araya geliyorlar daha fazla güçlü olmak için, daha fazla ifsad etmek için cemaat haline geliyorlar. Devlet adam devlet yahu. Bir devlet cemaatin ulaşabileceği son noktadır. Bununla yetinmiyor, devletler birliği kuruyor adam. Avrupa Birliği, NATO, Şengay Beşlisi, Asya bilmem neyi, adamlar devletlerle bile yetinmiyorlar. Daha fazla zarar verebilmek için devletleri bir araya getirip daha büyük bir cemaat haline gelmeye çalışıyorlar. Orada burada insanları ifsad etmek isteyen kumarbazlar dernekleşiyorlar, kurumlaşıyorlar, cemaat haline geliyorlar, daha toplu hareket ediyorlar. Sen hayrı yaymaya çalışıyorsun. Yeryüzündeki münkeratı kaldırıp onun yerine hayır getirmek istiyorsun. Yani ıslah yapmak istiyorsun. Senin elbette ki cemaat olman lazım. Bir planın olması lazım. Bir programının olması lazım. Rastgele herkesin bir tarafa değil, herkesin enerjilerini bir kabın içerisine doldurup ondan sonra o kaptan uygun yere uygun kadar enerjiyi, uygun kadarını dağıtmak lazım. Onun için kardeşlerim, şer ehli bile şerlerini yaymak için toplumsallaşıyorlarsa, cemaatleşiyorlarsa, hayır ehlinin hayda hayda cemaat haline gelmeleri lazım. Ki bu Allah'ın ve Resulünün müminlere olan emridir diyebiliriz.